Merhabalar, ben Doktor Bahtiyar Mehdi, çocuk cerrahı uzmanıyım. Bugün size fıtıklarla ilgili konuşacağım. Daha da net konuşursak kasık fıtıkları ile ilgili. Kasık fıtıkları nedir? Neden oluşur? Tedavisi nasıldır? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Kasık fıtığı veya hani fıtıklarla ilgili konuşursak fıtık karın içi organların cildin ya veya karın duvarının zayıf olduğu bir yerden cilt altına şişliği oluşmasıdır veya şişmesidir. Özellikle hani kasık fıtıkları çocuklarda çok sık saptanan şeyler. Özellikle prematür doğumlarda daha sık görülen bir şeydir. Erkek çocuklarda kız çocuklar nazarında daha fazla izlendiği belirtilmiştir. Fıtığın oluşum mekanizmasına gelirsek özellikle erkek çocuklarında testis böbreklerin etrafındaki dokulardan gelişmektedir ve daha sonra embriyonal dönemde kendi kesesine ilerlemektedir. Bu kese ilerlediği zaman inguinal kanal dediğimiz özellikle anatomik bir kanaldan geçmektedir ve bu kanal testisler keseye indikten sonra bu kanalın anatomik olarak kapanması lazım. Ancak bunlar kapanmayınca orada bir defekt oluşur ve özellikle yeni doğan döneminde veya daha sonraki yaşlarda bile karın içi basıncın arttığı bir durumlarda orada bir şişlik oluşabilir ve bu fıtığa neden olmaktadır. Kızlarda ise aynı boşlukta yani uterus yani rahimini karın duvarına bağlayan round ligaman geçmektedir. Bu her iki kanala herhangi bir organ özellikle bağırsakların ve omentumlar girmesiyle buradaki şişlikle birlikte fıtık oluşmaktadır. Fıtığın oluşum durumlarında çok ciddi tehlike arz etmektedir. Özellikle acil durumları çok sık oluşmaktadır. Bu şişlik oluştuğunda muhakkak eğer aileler görüyorsa muhakkak acile başvurmak zorundadırlar. En azından ilk defa gördüklerinde. Çünkü fıtıklar oradaki şişlik uzun bir dönem oluştuğunda aile fark etmezse, acile getirilmezse hatta organ kaybına kadar götürülür. Çünkü özellikle bağırsakların bu boşlukta sıkışmasıyla birlikte bağırsakların kanlanmasının bozulması ve hatta delinmesi ve hatta bağırsakların bir kısmının kaybına kadar götürebilir. Bağırsakların delinmesi de çocukta çok daha ciddi durumlar oluşabilir ve çocuğa hatta hayati tehlikesi de oluşabilir. Onun için bu durumlarda acile başvurmak gerekmektedir. Çocuk cerrahı muhakkak görülmesi gerekmektedir. Onun dışında fıtık ameliyatsız iyileşen bir hastalık değildir. Herhangi bir ilaçla tedavisi yoktur. Ameliyat olması lazım çocuğun. Ameliyatı da kapalı ve açık yöntemle oluşmaktadır. Son dönemde kapalı yöntem daha çok tercih edilmektedir. Özellikle çocuklarda kasık fıtıkları iki taraflı olma ihtimaline karşı kapalı yöntemle yapıldığında diğer tarafta da fıtık oluşma ihtimali varsa onun da onarılmasıyla birlikte daha büyük avantaj sağlamaktadır. Ayrıca da çok güzel kozmetik sonuçlar da oluşmaktadır. Herkese sağlıklı ve şifalı günler dilerim.